Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili adaylarımız Sayın Sadullah Kısacık, Sayın Müzeyyen Şevkin, Sayın Ayhan Barut. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gidin yanına ben. Evet, sen. Bir sandalye ilave edin. Saygıdeğer Tuzla'lı hemşehrilerimiz, Tuzla'da gerçekleştireceğimiz millet buluşmasına abi, burayı bana bırakabilir misin? Hoş geldiniz. Şimdi sizden rica ediyoruz, şu bayraklarımızı bir sallayalım. Millet İttifakı'nın Tuzla'dan Adana'ya sesini duyuralım. Var ya, bana bir tane sandalye de. Sandalye mi? Ya. Hemen bir tane getiriyorum. Bir tane sandalye ya. Madabi. Tamam mı oğlum? Halledecek mi? Böyle sen nasıl bir sandalye istiyorsun? Böyle mi? Abi şu anı sıkıştırayım ya. Gençler. Gel. Ortak bir boş alsın da. Evet, telefon, video. Sadece burada. Evet. Bu muhteşem organizasyonda çok fazla emek ortaya koyan Deva Partisi Karataş İlçe Başkanı Sayın Sefa Yıldırım'a şu an mikrofonu veriyorum. Buyurunuz başkanım. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Karataş İlçe Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi değerli milletvekili adaylarım, milletvekillerim ve milletvekili adaylarım, değerli Deva Partisi İlçe başkanlarım, değerli il yöneticilerim, hepinize hoş geldinizdir. Bu böyle bir günde bizleri bu denli karşılamanızdan ötürü hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bu programda emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ederken şahsım adına teşekkür etmek istediğim değerli başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Karataş İlçe Başkanım Sayın Seçkin Bey'e yürekten teşekkür eder. Ben mikrofonu ev sahibi olarak açılışını onun yapması adıyla kendisini arz ederim. Çok kıymetli Tuzla'lı hemşerilerim. Bakar mısın? Arkayı boşaltabilir miyim? Öncelikle saygıdeğer milletvekillerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer milletvekili adayım, geçmiş dönem AK Parti milletvekilimiz Sadullah Kısacık Bey bizlerle, geçmiş dönem belediye başkanım, geçmiş dönem belediye başkanımız, belediye meclis üyelerim, mevcut belediye meclis üyem, Deva Partisi'nin çok kıymetli il başkan vekili, Deva Partisi'nin çok kıymetli il yöneticileri,
Deva Partisi'nin çok kıymetli ilçe yöneticileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karataş ilçe yönetimi adına hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Öncelikle saygılarımı sunarken, konuşmama başlarken şu konuya değinmek istiyorum. Önümüzde çok kıymetli, çok değerli bir seçim var. Yani bu seçimin ehemmiyeti ve önemi hepimiz tarafından çok iyi bilinmesine rağmen ben yine de kısa bir iki konuya değineceğim bu konuyla ilgili. Arkadaşlar, bizim Millet İttifakı olarak 6 partiyle birlikte gireceğimiz seçimlerde hepinizin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum. Bunun için de haklı sebeplerimiz var sizden yardım isterken. Bildiğiniz üzere yani maalesef bir takım saldırılara maruz kalıyoruz. Özellikle Millet İttifakı işte HDP ile PKK ile kol kola onlarla birlikte hareket ediyor diyorlar. Ki hiç ilgisi alakası yok. Millet İttifakı 6 tane partiden oluşuyor. Bu ittifakın içerisinde HDP yok. Ama HDP dışarıdan destekleyeceğini, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylediği için maalesef haksız yere saldırıya maruz kalıyoruz. Geçmiş yıllarda Türkiye Cumhuriyeti devlet dairelerinden TC ibaresini kaldıranlar, okullarda andımızın okunmasını yasaklayanlar, işte ben milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyenler, ha burada meyli meyli söyleyerek terör örgütüyle geçmişte kol kola olanlar maalesef Fethullah terör örgütüyle iç içe bağlantılı olanlar bugün kendi yaptıkları geçmişteki her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'na mal ederek bizleri suçluyorlar. Ben inanıyorum ki içimizde tuz dolu hiçbir hemşerim buna inanmıyor. Buna inanmadığınızı 14 Mayıs seçimlerinde göstereceğinize canı gönülden inanıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Karataş İlçe Başkanımıza yaptığı konuşmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Tuzlalılar. Şu an söz Tuzla'nın evladı, Karataş'ın evladı, çalışan Adana'nın sesi, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili adayımız Sayın Sadullah Kısacık'la. Çok değerli milletvekillerim, ilçe başkanlarım, bir önceki dönem Tuzla Belediye Başkanımız, muhtarlarımız, değerli Tuzlalılar, komşu civar köylerdeki değerli arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu toplantıyı gerçekleştiren başta Karataş İlçe Başkanımız Sefa Yıldırım nezdinde tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Helal olsun başkanıma, helal olsun Sefa'ya, helal olsun Sefa'ya. Bu sırada atladım, bir önceki dönem Karataş Belediye Başkanımız, değerli abim Boğaçan Bey de burada. Özür diliyorum. Onu söyledim. Cumali abi daha yakışıklı. Pardon, yoldan biri gözümü çarptı. Cumali abi tarihsiz adam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii biz burada bir aileyiz şu anda. Aile meclisinde konuşuyoruz. Onun için protokolü saymadığım da varsa özür diliyorum. Sefa abiye dedim ki ya Sefa abi o gün çok yağmurlu gösteriyor. %80-90 gösteriyor. Gözünü seveyim bak risk ne olur ne olmaz. Sen şimdi bu kadar çalışacaksın. Gel bunu öbür hafta yapalım. Yok başkanım yapalım. Bana karışma başkanım. Şöyle başkanım. O kadar çok istiyor. O kadar çok candan çalışıyor ki.
Rabbim de gönlüne göre verdi. Adana'dan geliyor şu anda. Zorla çıktı. Sel seni götürüyor. Sel seni götürüyor. Allah'a çok şükür burada havalar güzel ama yine de şansımızı fazla zorlamadan konuşmalarımızı yapalım. Ne olur ne olmaz şimdi. Çünkü öyle böyle yağmıyor. Yani Adana tıkandı. Biz Adana'dan çıkamadık. O şekilde bir yağmur var. Şimdi değerli arkadaşlar, bizler 6 siyasi parti olarak bir millet ittifakı oluşturduk ve millet ittifakı olarak bugün karşınızdayız. Çok önemli, çok tarihi bir seçimden geçiyoruz. Demokrasinin oylandığı bir seçimden geçiyoruz. Demokrasinin tüm kurumlarının uçurumun eşiğinde olduğu, belki de bundan sonra herhangi bir seçimin böyle giderse olamayacağı bir yere doğru gidiyoruz. Bakın, özellikle son 5-6 yıldır Kısacı Kısa'ya deva olacak. Kısacı Kısa'ya deva olacak. Allah razı olsun. Tamam, hep beraber, hep beraber bu ülkeye deva olacağız. Hep beraber deva olacağız inşallah. Onun için de bizim sloganımız deva için CHP. Tamam mı? Hep beraber deva olacağız. Deva için CHP'yi en güçlü bir şekilde mecliste temsil edilir hale getirip Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak. Şimdi her kurumun uçurumun kenarında olduğu çok kritik bir seçime gidiyoruz. Var olma seçimine gidiyoruz. Var olma seçimi. Dolayısıyla bizim artık rehavete kapılma durumumuz yok. Onun içindir ki 6 siyasi parti, 6 farklı parti bir araya geldi. Bir millet ittifakı oluşturdu. Ve bunun sonucunda şu elimde gördüğümüz ortak politikalar mutabakat metni konusunda anlaştı. Adalette, hukukta, sağlıkta, milli eğitimde, tarımda, sporda neler yapılacağını detaylı bir şekilde çalıştı, anlaştı, fikir birliğine vardı, Cumhurbaşkanı adayını belirledi ve yola çıktı. Şimdi bu çerçevede dersini çalışmış, ne yapacağını bilen, yol haritası belli bir millet ittifakı var. Ve herkesin o masada temsil edildiği, herkesin o masada birbirini bildiği, tanıdığı ve fikirlerine sonuna kadar savunduğu, birbirleriyle anlaşan demokrasi masası var orada ve demokrasi masasının ürünü bugün Millet İttifakı. Şimdi bakın, biz Çukurova'dayız. Tarımın kalbindeyiz. Çukurova'nın bereketli topraklarındayız. Bu üzerinde bulunduğumuz topraklar dünyada ilk turfan da sebze meyvenin çıktığı topraklar. Bu topraklar önemli topraklar. Bu topraklar zengin topraklar, bu topraklar bereketli topraklar. Öyle alelade bir toprak üzerinde değiliz biz. Çukurova'dayız, Tuzla'dayız bugün. Bakın, Karataş Yüreğir Ovası Türkiye'nin can damarı. Türkiye'nin, sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin can damarı. Biz öyle topraklar üzerindeyiz. Ama tarıma bakıyoruz, şimdi hepimiz daha iyi yaşadık. Her yıl bir önceki seneyi arattı mı? Son 5-6 yıldır her yıl bir önceki seneyi arar hale geldi. Enflasyonda, işsizlikte, gübre fiyatlarında, ilaç fiyatlarında, gömülelerde her yıl bir önceki yılı arar duruma geldik. Artık çiftçimiz tarlasını ekerken kara kara düşünür hale geldi. Şunu da yaşadık. Ya taban gübresi atalım mı, atmayalım mı, ne yapalım? Acaba bana arkadaşlar şey soruyordu, ya üniversiteden hocalarla bir görüşsen de acaba gübre atmazsak ne olur? Çünkü artık tohumu buldu, gübreyi atacak parası çıkmayan bir hale geldi çiftçi. Yeri geldi, tefecinin eline düştü. Hep bunu... Sayın Ekim, sen gelince Allah'a izin verirse, işe gireceksiniz de, CHP, gelince gübre,
torba 3.18 1 milyar. 1 milyar. Evet. Bak. Ya, son sayı yazıp yapıyor millete. 800 lira. Diyor ya. Bizim sosyal amcası. Evet. Lan. 1 milyar 3.18. Gübre. Aynen. Ha. 8 lira sosyal yardım yatıyor. Doğru mu? Evet, evet. 25 kilo. 50 kilo değil. Evet. Üreye 530 milyon. Evet. Bir torbası. Doğru mu? Doğru. Siz bunu yapacaksınız mı? Bak. 6 milyondu. Azot 30 milyondu. 22 milyon. 20 milyon. İsim neydi abi? Kenan Kurtar. Kenan. Kenan abi. Bak Kenan abi. Sen benim abisin abi. Yok estağfurullah. Bak biz burada abi her şeyi net yazdık. Ne demişiz biliyor musun? Bak biz burada Millet İttifakı olarak hani eskiden siyasetçiler gelirler, dinlerler ne dersen tamam deyip kibrit kutusuna yazar giderler ya bizde öyle bir şey yok abi. Bizde öyle bir şey yok. Bak şimdi. Bak vekilim. Biz burada ne demişiz? Var var %50'sini geri destek vereceğiz. Sıkıntı yok. Vekilim. Şimdi 3-5 kuruş verirler. Evet. Çömçeyle geri alıyorlar. Ha, kaşıkla veriyorlar, çömçeyle geri alıyorlar. %50'sini geri vereceğiz. Bak biz... Kırmızı mazot. Mesela burada yazın abi. %50'sini geri vereceğiz. Gübre ve tohumda. Ve en önemlisi ne yapacağız biliyor musun? Biz niye gübre bağlı? Gübre de dışa bağlıyız, dışa. Biz gübreyi dışa bağlılıktan bir sonuç çıkaracak, tesislere teşvik vereceğiz. Sonra söyle. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Biz konuşmalarımızı bitirelim sonra sorun. Sonra biz cevaplayalım. Soru alalım. Şey olsun. Sonra cevaplarız. Abi çiftçi bakın. Tamam. Bir söylüyoruz, bir nahı işitiyoruz yani. Konuşmaya gerek yok zaten. Haklı. En iyi sizler yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Belki çiftçilik yapmanın en zor olduğu dönemleri yaşıyoruz. Malın en kıymetli olduğu ya yani bir şey yaparken acaba yapalım mı, ekelim mi, karşılığını alır mıyız diye onu düşünüyoruz. Tabii çiftçilik biraz nedir? Zor. Şans meselesidir biraz da. Ekersiniz, dikersiniz, dolu yağar, yağmur yağar. Ama şimdi bu maliyetlerle Allah göstermesin bir afet olsa veya malımız tarlada kalsa bir daha ayağa kalkamaz çiftçi bu maliyetlerle. Hani eskiden neydi? Bu sene olmadı derdik, seneye devam ederdik. Ama şu anda öyle bir maliyetlerimiz var ki eğer bu maliyetleri alamazsak bunun bir sonraki senesi yok. Bir sonraki senesi yok. Çünkü maliyetlerimiz çok yüksek. Şimdi bunlar hep içimiz kanıyor. Ova baktığınız zaman ova köylülerimize, ova çiftçilerimize geriye gidiyor. Yerinde sayıyor. Daha da fakirleşiyoruz. Ama bu Türkiye'nin her alanında da gerçekleşiyor. Her sene dediğim gibi geriye her sene bir önceki seneden daha geriye gidiyoruz. Her sene bir önceki seneden daha geriye gidiyoruz. İnanın eğer biz 14 Mayıs'ta buna dur demezsek, bu geriye gidişe dur demezsek daha düşüşün dibinin nasıl olacağımızı göreceksiniz. Çünkü şu anda doları tutuyorlar. Tüm parametreleri tutuyorlar. Nasıl olsa seçim var ama şöyle 10 gün daha dayan diye. Şu anda bankaya gidin. Bankada yatırdığınız ihracatçı, ithalatçı dolarını çekemiyor. Adama parasını veremiyor. Ödeme yapacak yurt dışına parasını veremiyor. Ya diyor ben müşteri ödeme yapacağım. Bak faturası var. Veremiyoruz diyorlar. Böyle ülke bu hale gelmiş. Bunun artık sağcısı, solcusu, milliyetçisi, muhafazakarı şunu bunu kalmamış. Ülke gerçekten de ekonomik anlamda uçurumun dibinde ama özgürlükler anlamında da, adalet anlamında da, hukuk anlamında da bitti. Şimdi bu anlamda ülkenin geldiği durum belli zaten. Önümüzdeki dönem milletvekilliği seçimine gidiyoruz. Şimdi Karataş bu konuda en şanslı dönemlerinden birini yaşıyor. Karataş Ovası. Şimdiye kadar 20 yıllık iktidarda, 21 yıllık iktidarda Karataş'ın bir vekili olmadı. Üç tane vekil var. Karataş'ın temsilcisi vekil olmadı iktidarda. Dolayısıyla ovanın ya bizim derdimiz şu, biz şunu yapacağız, şurada sıkıntıdayız. Yok işte DSİ'nin kanalı kapandı, şurada su gelmiyor, burada şu var deyip de derdini kapısını çalacağı bir vekili yoktu. Koskoca Karataş Ovası'nın. Ama şu anda Karataş öyle bir şanslı hale geldi ki işte Ayhan Balut zaten hem ovadan hem de zaten tarımın her türlüsünü yapıyor.
sayın vekilime dert söylemeye gerek var mı? Zaten tarımda bir şey olduğu zaman ilk önce kendi yaşıyor. Yani zaten kendi hissediyor. Doğru mu? Abi zaten milletvekilliği budur. Milletvekilliği nedir biliyor musun? Kendi içinden kendi sesini, kendini iyi anlayan adamı seçmektir. Milletvekilliği budur. Sen gidip bürokratı, Ankara'dan gelen bürokratı, bilmem nereden gelen adamı, bu ovayı bilmeyen, darı nedir bilmeyen, sulama nedir bilmeyen, gübre nedir bilmeyen adamı seçersen, sen adama ne anlatacaksın ki? Adam buradan girer, buradan çıkar. Ama bak bu ovanın adamı anlatmaya gerek yok. Zaten ilk önce kendi bilecek. Zaten şimdiye kadar da televizyonlarda gerçekten de ne zaman tarımsal ilgili bir problem olsa sayın vekilim her zaman çıkar. Çukurova'da şöyle oldu, Çukurova'da böyle oldu, çiftçimiz mağdur. Hemen ilk önce sayın vekilimi görürsünüz. Vekillik budur abi. Vekillik ilk önce kendi içimden zaten derdini anlatmadan, evet ben senin derdini biliyorum onun için çalışıyorum diyen adamdır. İşte bu dönem Müzeyyen ablamız yine Karataşlı sayılır. Ovamızın Karataşlı sayılır. Evet. Dolayısıyla hemen ulaşabileceğini 20 sene önce işte Cumali abi söylüyor, geçerken de gördük ilk depoyu Tuzla'ya yapılmasına vesile olan sayın vekilimiz Müzeyyen Şevket. Cumali abi de var ya sayın vekilimiz. Şimdi biz hasbelkader biz de Karataşlıyız. Cumali abi var ya sayın vekilimiz. Geçen bir köyde birisi diyor ki vallahi kardeş ben seni yakalamazsam candan kısacı yakalarım zaten sıkıntı yok diyor. Ben diyor sana her türlü çekerim diyor. Bir sıkıntı yok diyor. Şimdi arkadaşlar. Sayın vekilim bu sayın konuşursanız sonra. Şimdi dulun yetimin inşallah kesine gelirler. Bu da millet öyle kandırıyor. Karataş'ta kamera var şöyle geçiyorlar. İlk defa bu kadar şanslı olacak. Hiçbir şey konuşmadan 3 tane milletvekili direkt Karataş'la ilgili direkt ulaşabileceğiniz. Bunu siyaset yapmak için söylemiyorum ha. Karataş bunu hak ediyor. Karataş bunu zaten aslında ova bakın. Karataş Ovası Adana'nın kalbidir. Onu söyleyelim. Evet. Burak Şahin amcasının oğluyum. Öyle mi? Vasıfsız bir insanı aldı, yetiştirdi. Evet. Amcamın oğlunu. İnsanları tanıyorlar. Eyvallah. Abi vekillik budur. Ben bir öğretmenim. Ne dedik? Ya bizim mesela hiçbir vekil evini taşımadı. Hepsi burada. Biz buradayız. Vekil olduktan sonra Ankara'da kalmadık. Biz hep siyaset yaparken hep şunu düşündük. Ya siyaset bu. Gelir geçer bir dönem yaparsın, iki dönem yaparsın. Ama biz tekrar buraya geleceğiz. Buradayız. Tablamız burada, takımımız burada, elimiz burada, bakımız burada. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Başka yere gidemeyiz yani. Çünkü biz bu topraklardayız yani. Mecburen tablamız burada, takımımız buradayız yani. Biz buraya aitiz. AK Parti ilk başkanına gitti. Ben adayı yaptım. Evet. Görüşemedim. Evet. Anladın mı? Piyasa yaramadım. Evet. Ben geldim mi? Yani kapımızı çaldım mı? Allah hazırlığı kazanacaksınız. İnşallah bu konumda izinle. Anladın mı? Buradayız. Dolayısıyla sonuç olarak değerli abilerim. Milletvekili demek, milletin vekili demek. Kendinden demek, laf anlatmadan, ben anlatmadan, derdi bilen demek. Sayın Hacı Nisse'den demek, işte bu vekiller bugün burada. Sizden tek ricamız var, Karataş halkı olarak kendi evlatlarınıza sahip çıkacaksınız. Allah olsun, gelmelisin. Bu seçim Karataş için, özellikle Karataş için siyaset üstü bir seçim. Hangi partiye mensup olursa olsun bu listeye, bu milletvekili adaylarına sahip çıkacaksınız abi. Ova kendi adamına sahip çıkacak, bunu gösterecek inşallah hep beraber. Ve 15 Mayıs sabahı Adana'dan başlayarak tüm Türkiye'ye baharı getireceğiz, yeniden zenginleşeceğiz. Adana'nın hakkını söke alacağız diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
olacak. Hürriyet'e devam olacak. Konuşmalarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayımız Sayın Sadullah Kısaca çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Karataşlı çiftçinin hakkını mecliste her daim savunan Karataş'ın öz evladı Sayın Ayhan Barut'a veriyorum. Buyurun Sayın Yüksel. Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, önceki dönemde belediye başkanlığı yapmış değerli başkanlarım ve çok kıymetli Tuzla halkımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel toplantıyı bize organize eden ilçe başkanlarımıza ve siz çok kıymetli Tuzla'lı halkımıza teşekkür ediyoruz. Allah'ınıza kurban. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Bu seçim çok önemli bir seçim değerli arkadaşlar. Biz buraya çok sayıda geldik. Beni tanıyorsunuz. İçinizden biriyim. Sadullah vekilim de söyledi. Çiftçi kökenli, ziraat mühendisi, Helvacı köyünde çiftçilik yapan bir arkadaşınızım. Yaşadığınız sorunları çok iyi yakından biliyorum. Aynı zamanda buraya belki de köyümden daha fazla geldim. Gelmeye de devam edeceğim. Bundan sonra da 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs'ta yetki verdiğinizde inşallah iktidar olduğumuzda İktidar milletvekili olarak sorunlarınızı çözüm makamında geleceğiz zannedeceğiz. Dolayısıyla bu seçim nasıl bir seçim? Bu seçim değerli arkadaşlar 4,5 milyon euroya yat alan AKP'li vekil ile çocuğunu tedavi ettiremeyip intihar eden annenin arasında geçecek bir seçim. Yine bu seçim sarayda ejder meyveleriyle, smoteyle beslenenlerle kuru soğana muhtaç olanlar arasında geçecek bir seçim. Yine bu seçim arabasında kokain çeken AKP'li danışman ile İşkur önünde binlerce iş bekleyen ah çeken gençlerin arasında geçecek bir seçim. Yine bu seçim devlet garantili projeleri beşli çetelere alanlarla kamuya atanamayan mühendislerin, mimarların, işçilerin, yoksulların, açların, çiftçilerin, sefillerin arasında geçecek bir seçim. Bravo vekili. Bu seçim, değerli arkadaşlar, bu seçim çok önemli bir seçim. Cumhuriyet tarihinin en derin yönetim ve ekonomik sorununu yaşadığımız için bu çok önemli bir seçim. Her dönem söyleriz, geçmişteki seçimler de çok önemliydi. Yaşadık uzun yıllar, tecrübe ettik, dedik ki, bu seçim önemli. Elbette ki o seçim, o günkü koşullarda, o günkü konjektüre dayalı önemliydi. Ama hakikaten bütün seçimlerin en önemlisi, Cumhuriyet tarihinin kurulduğu bir günden bu tarafa en önemli bu seçim değerli arkadaşlar. Bu kadar süre içerisinde AKP iktidarının, Cumhur İttifakı'nın 21 yıllık bu süreçte ülkeyi ekonomik anlamda getirdiği nokta belli. 21 yıldır iş başında bulunan AKP iktidarı ülkemizi 21 yılın sonunda yani günün sonunda 21 yıl önceki durumdan daha kötü bir seviyeye getirdi. Sonuç ortada. Geçtiğimiz günlerde bu AKP iktidarının bir pembe boyacısı var, TÜİK. Her şeyi kırpar böyle, iktidar lehine çeker. Ne yaparlarsa yapsınlar, maalesef
güneş balçıkla sıvanmıyor, mızrakla çuvala sığmıyor. 21 yılın sonunda hesapladı, kitapladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon dedi ki %51. Oysa bağımsız bir de kuruluşlar vardı. Örneğin bir ENAG. Ona göre de enflasyon %112 idi değerli arkadaşlar. Şimdi hatırlarsınız 2002'de bir DSP hükümeti vardı. Bir de onun bir Kemal Derviş diye bir bakanı vardı. Yurt dışından getirmişlerdi. O günkü süreçte bile o politikalarla faizlerin, enflasyonun indiği bir ekonomik politikanın güdüldüğü bir dönemde tam da işler düzene binerken son dönemlerdeki her zaman erken seçimlerin mahiri olmuş Devlet Bahçeli yine o zaman çıkmıştı. Bir erken seçim istedi, Hodri Meydan dedi. 3 Kasım 2002'de bir seçim oldu biliyorsunuz. Bunlar iş başına geldi. İşte o günkü dönemde bile faizler bankalarda 20'lere gelmişti. Enflasyon 25'lere gelmişti. Ama bugün gelinen noktada maalesef %50'nin üzerinde bir enflasyonla devletin rakamlarına göre yaşıyorsunuz. Oysa %110 ama gerçek manada şu anda vatandaş özellikle tarım kesiminde yaşayan üreticilerimiz maalesef çok büyük sıkıntılar çekiyorlar değerli arkadaşlar. İşte bunlara geçit vermemek için bu iktidarı göndermeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu iktidarın artık sonu gelmiştir. Bizim buralarda bir söz var. Bir göl yerinde su ne kadar durursa o kadar çok kokar. Bu iktidar kokuyor. Ekonomik buhran, adaletsizlik, hukuksuzluk, özgürlük alanlarının kısıtlanması. Bana göre bu iktidarın gitmesi için 2 tane temel sebep var. Birisi adaletsizlik, diğerisi ekonomideki başarısızlık. Onun için şu anda yaşanılan ekonomik buhranı ortadan kaldırmak, ülkemizi de en hızlı bir şekilde normalleştirmeye ve demokratikleşmeye döndürmek için bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Her gittiğim yerde söylüyorum, burada da bir kez daha söyleyeyim. Bir hazıruna hitap ediyoruz. Hazırının içerisinde AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili vatandaşlarımız, dostlarımız olabilir. Başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Onların fikirlerine, siyasi düşüncelerine saygı duyuyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde yapılacak bu seçimde değerli arkadaşlar 21 yıldır tanıdığınız krediyi 5 yıllığına Millet İttifakı'na tanımanızı istiyoruz değerli arkadaşlar. Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Bu memleketi yönetmeye talibiz. Projelerimizle, uzman kadrolarımızla, donanımızla bu memleketi yönetmeye talibiz. Üstelik de biraz önce Sadullah Vekilimin söylediği gibi bu bölgenin de çocuklarıyız. Hiç değilse emanet oylarla bir kez de olsa bunu sizden isteme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gelin siyaset bir tarafa bırakalım. Partiler takım tutulur gibi parti tutulmaz. Önümüzdeki bu Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde 5 yıllığına bize yetki verin. Bu millet aziz millettir, yüce millettir. Bu kadar sürenin sonunda bir karne olacak değil mi? Yetkiyi verdiniz. Biz de geldik bu işin başında işte yönetimi sergiledik, sürenin sonuna geldik. Eğer bir karne veriliyor değil mi toplum tarafından? Eğer karnemiz zayıfsa, kırıksa bu millet bizi geri muhalefete gönderir. Bu kadar net. Eğer başarılıysak bundan sonra da devam edeceğiz. Bu nedenle hakkımız olan bu yönetimi önümüzdeki dönemde parti ayırmadan
Siyaset üstü oylarımızı Millet İttifakı'nda birleştirelim değerli arkadaşlar. Birleştirelim ki artık çocuklarımız çareyi yurt dışına gitmekte aramasın. Artık bu ittifakta birleştirelim ki çiftçimiz rahat bir nefes alsın. Biraz önce kardeşim buradaydı, bir kardeşim sordu. Çiftçilerimiz için ne yapıyorsunuz diye. Değerli arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz elimdeki ortak mutabakat metni. Bu 6 parti tarafından hazırlanmış 9 ana başlık, 75 ara başlık, 2300 maddeden oluşan bir metin. 6 partinin taahhüdüdür. Bir nevi bu bizim seçim anayasamızdır. İçerisinde ne var? İçerisinde hukuk var, adalet var, tarım var, turizm var, sağlık var, eğitim var, kadın var, genç var. Dolayısıyla burada ki taahhüt edilen sorunlar ve çözüm önerileri bizim taahhütümüzdür. Eskiden, daha eskiden, yıllar öncesinde sorunlar tespit edilirmiş, muhalefet olarak söylüyorum. Efendim vatandaş diyor ki, ya sen sorunları tamam söyledin, güzel de eleştirdin de bunun çözüm önerileri ne? Çözümü nasıl? Kaynağı nerede? İşte bu uzman kadrolarla partiler hazırladı ama örnek olarak söylüyorum, tarımla ilgili ziraat odalarından, ziraat mühendisleri odalarından, kanaat önderlerinden, büyük çiftçilerden, çiftçiler birliğinden, üniversitedeki bilim insanlarından faydalanılıp sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin olduğu, aynı zamanda kaynağın olduğu, bir kaynağının da nasıl olduğunu anlatan bir kitap. Bunun içerisinde tarıma oldukça geniş yer verilmiş. Zaten kaynağa gerek, kaynağa ihtiyaç var da kaynağın nerede geleceğini hepiniz daha iyi biliyorsunuz. 418 milyar dolar parayı o beşli çetelerden ve etrafından alacağız, halkımızın kullanımına sunacağız. Ayrıca yabancı sermayeye karşı gibi görüşleri de burada reddediyoruz. Sayın Müstakbel Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı yurt dışı ziyaretlerden biliyorsunuz tertemiz parayı, 300 milyar dolar parayı, kirli olmayan, kanlı olmayan parayı yine getirip burada yatırım için kullanacak, milletimizin refahı için kullanılacak halde halkımızın, yatırımcıların hizmetine sunacak. Şimdi bu kitapta tarımla ilgili ne var? Ben biliyorum. Her gün gübre fiyatlarının arttığını, mazotun arttığını, doların arttığını, ilacın arttığını biliyorum. Hani bir zamanlar birileri demişti ya, 2018'den önce bir 16 Nisan 2017'de referandum yapıldı. Şu kardeşinize verin etkiyi, görün yetkiyi, nasıl uğraşılıyor bu dolarla, faizle, ekonomiyle, görün demişti ya. Evet, vatandaş verdi, millet verdi yetkiyi. Dolar o gün 4 liraydı. Şimdi kaç lira? 20 lira. Ekonomi anlamında da vallahi haklarını yemeyelim. Doğru, uçurdular ekonomiyi. Ama nereye uçurdular biliyor musunuz? Uçurumdan aşağıya uçurdular. Yani şimdi bizim söylemimizle o günden bugüne gelen aradaki ekonomik anlamda çiftçinin gübresini de ilacını da çok iyi biliyoruz. Daha bundan 2 sene önce üremin tonu 1800 lira, 1400 lira, 1800 liraydı. Bir ara 18 bin liraya kadar çıktı. Şimdi 11 civarı herhalde, bu civarlarda tonu dolanıp duruyor. 1,5 sene önce, 2 sene önce mazotun litresi 30 liraya kadar geldi. Bakmayın şimdi 20 lira, 21 lira olduğunu. 30 liraya kadar geldi. Bu üretici bu yüksek fiyatlarla bunun altından kalkamaz değerli arkadaşlar. Ve kalkamadı da. Ne oldu sonuçta? Sonuçta bunların döneminde ÇKS kayıtlarına göre 2 milyon 800 bin çiftçi varken 700 bin çiftçi tarımdan kopartıldı, tarımı terk ettiler. Öyleyse ne olacak? Tarım mutlaka koruma altına alınmalıdır. İktidarımızda çiftçilerimizin
ziraat bankalarına, yani bankalara ve tarım kredilere olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Kalan borçlarını 5 yıl faizsiz bir şekilde zaman tanıyacağız. Yine iktidarımızda en önemli girdi olan mazotla ilgili kırmızı mazot uygulaması yapacağız. Değerli arkadaşlar, lüks yatları, katları, kotraları olanlar, uçaklara binenler, özel uçakları olanlara binenler KDV, ÖTV ödemeden çok ucuza yakıt kullanıyorlar. Ama senin teknen, ekmek teknen, traktörüne üretmekten başka suçun günahın yok. Maalesef çok yüksek fiyatla mazot kullanıyorsun. Bu Allah'tan reva mı? Olur mu bu? Ve yine gübre maliyetinizin %50'sini devlet size, yani iktidarımıza destek olarak ödenecek. Bunun aynısı tohumda da uygulanacak. Her köye bir ziraat mühendisi ataması yapacağız. Yerine göre veteriner hekim ya da ziraat teknikeri, ziraat teknisyeni olacak. Artık üretici ne ekeceğini bilecek. Bir maliyet hesaplanacak. Üzerine üretici karı konduktan sonra o fiyata satmasını sağlanacak. Oldu ya, serbest piyasa, ticari rekabet, bu mal o fiyata satılmadı. Devlet bunun alım garantisini verecek değerli arkadaşlar. Çiftçilik yerde sürünüyor. Yerden kaldıracağız. Şu anda çiftçinin Türkiye'deki yaş ortalaması 58-60. Gençler çiftçilikten uzaklaşmış. Çiftçinin itibarını öyle bitirmişler ki artık köylerde çiftçi çiftçinin oğluna kız vermiyor. Veriyor mu? Vermiyor. Niye? Adana'da işi olsun, mesaisi olsun, hafta sonu tatil olsun. Çünkü onun babası ekti dikti, sürekli zarar ede ede bu çiftçilikten adamlar uzaklaştı. Bu nedenle o köylerde o genç çiftçileri köyde tutacak sosyal donatıları, teşvikleri ve kredileri vereceğiz değerli arkadaşlar. Ziraat Bankası'nı tekrar çiftçilerin kullanabileceği bir banka durumuna getireceğiz. Saymakla bitmez. Uzattım. Benden sonra değerli bir kardeşim var, Müzeyyen Hanım. O da konuşacak. Özetle değerli arkadaşlar. Önümüzdeki bir dakika bak, bitirelim. Ondan sonra sen sor, ben cevaplayayım. Sabaha kadar buradayım, yanındayım. Seni dinleyeceğim, tamam mı? Evet, bırak arkadaşımızla konuşsun, ondan sonra devam et. Şimdi, bak dinleyeceğim seni biraz sonra, merak etme. Şimdi önümüzde bir 14 Mayıs tarihi bir seçim var. Hepinize rica ediyorum. Bölgenin milletvekilleri olarak, içinizden biri olarak, siyaseti bir kenara bırakarak lütfen bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy da Cumhuriyet Halk Partisi'ne verelim. Bu işi görelim. Allah Allah. Son cümlem şu. Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız ama onun elini güçlendirecek parlamentoda çoğunluk milletvekilini sağlamazsak yine olmaz. Eksik olur, rahat çalışamaz, kanun çıkaramaz. Bir dönem büyükşehir belediyelerimizde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı çıktı, topal örnek hikayesi verdi. Belediye başkanlıkları bizde, meclis, onun ağzıyla söyleyeyim, meclis bizde, sizde belediye başkanlığı olsa ne olacak, çalışamazlar gibi. Yani hem meclis çoğunluğunun hem de Cumhurbaşkanlığının birlikte uyumlu olması lazım diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Vallahi biraz uzattık herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Karataş'ımızın abisi Sayın Ayhan Barut'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Karataş'ın, Ova'nın ablası Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilimiz Müzeyyen Şevki'ne teslim ediyorum. Alkışlarınızla Sayın Vekil'in konuşmalarını gerçekleştirecek. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Karataş İlçe Başkanımız, Deva Partisi İlçe Başkanı ve yönetimleri, her iki partimizin ilçe yöneticileri, çok değerli önceki dönem belediye başkanlarımız Sayın Cumali Portakal, Sayın Boğaçan Ünal, çok değerli meclis üyelerimiz, değerli Tuzlalı hemşerilerim,
değerli yol arkadaşlarım diyeyim daha doğrusu. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tabii bu yağmurlu havada inşallah 14 Mayıs'ta hep beraber baharı karşılayacağız. Var mıyız? Hazır mıyız? Harikasınız. Değerli kardeşlerim, ekonomiyle ilgili, tarımla ilgili çok önemli şeyler söylediler. Tabii sopayı yiyen mi bilir, sayan mı bilir? Vatandaş yiyor sopayı, öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz sopa yiyoruz yani. Aynen. 21 yıldır sopa yiyoruz gerçekten. Bu ülke iyi yönetilmiyor arkadaşlar. Bu ülkenin iyi yönetilmediği nereden belli? 5 yıldır milletvekilliği yapıyoruz Ayhan kardeşimle mecliste. Başımıza gelmedik, iş kalmadı arkadaşlar. Yani Van'da, Elazığ'da yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler. Bir çığ faciası yaşandı, hatırlayanınız var mı? 5 kişi çığın altında kaldı. Kurtarmaya giden 40 kişi de hayatını orada kaybetti. Hatırlıyor musunuz? Çığ faciasında. Yine devam ettik. İşte bir pandemi olayı yaşadık. Arkasından Marmara Denizi'nde müsilaj. Niye oluşur müsilaj? 11 tane belediye oraya arıtma yapmadan, doğru düzgün arıtma yapmadan verirse oraya sularını, atık sularını, maalesef bir de pandeminin de getirdiği etkiyle bir müsilaj olayıyla karşı karşıya kaldık. Bitti mi? Bitmedi. Yine devam etti. Bayraklı'da 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir deprem faciası yaşadık. İzmir depremi. Bitti mi? Hayır. Maalesef bitmedi. Devam etti. Bir pandemi olayı yaşadık. Pek çok insan yaşamını yitirdi. Dünyanın her yerinde tabii etkiliydi. Ama ülkemizde de yeterli önlemlerin alınamaması nedeniyle insanlara, bütün dünya vatandaşına yardım yaparken bizim hükümetimiz ne yaptı? Size IBAN gönderdi. 10 liralar istedi. Hatırlıyor musunuz bunları? Değil mi? 10 liralar istendi. Yine bütün dünya esnafına destek verirken, bütün dünya bu pandemi döneminde kapatan esnafa destek verirken maalesef neredeyse kiralarını 10 bin lirayı bulduğu aylık ortamlarda onları da ikiye ayırdılar. Gelir vergisi olanlar, bilmem vergi dilimine göre bütün esnaflara eşit dağılım yapmadılar. Biner lira vererek bir parmak bal çaldılar ağızlarına ve gerçekten biz 81 ili neredeyse 135 milletvekili kardeşimle beraber karış karış gezdik. Esnaf kan ağladı o pandemi döneminde arkadaşlar. Çünkü devlet, daha doğrusu hükümet, devlet biziz. Hükümet o süreçte esnafının yanında olamadı. Peki bitti mi? Bir maden faciası yaşadık arkadaşlar. 41 vatandaşımızı Amasra'da biliyorsunuz maden faciasında 41 gencecik 18 yaş ile 23 yaş arasındaki 41 vatandaşımızı maden faciasında kaybettik. Peki Almanya'da kömür madenciliği yapılıyor biliyorsunuz Almanya'da. 100 yıldır kömür madenciliği yapılıyor ve bir tek insanın burnu dahi kanamıyor bu madencilikte. Biz 350'ye yakın vatandaşımızı yine maden faciasında yitirmiştik. Önlem almadık. Vahşi madenciliğe devam ettik ve bunu da bize fıtrat olarak kandırmaya çalıştılar. Bu fıtrat değil arkadaşlar. Bu alın yazısı da değil. Allah bu alnın arkasına bir beyin vermiş değil mi? Beynimizi ve tekniği kullanarak bu fıtrat dediğimiz olaydan kurtulmamız mümkün ve hayatta bırakmamız mümkün. Sağlıklı teknik madencilik yaparak bu mümkündü. Ama maalesef biz madencilerimizi göçük altında bırakarak krizi patlamasına maruz bıraktık. Onları da unuttuk. Ne yazık ki unuttuk. Onların haklarını aramak isteyen ailelerini de jopladık veya orada doğru düzgün bir mahkeme salonuna sokmamaya gayret ettik. Başka bir şey 6 Şubat'ta yaşadık arkadaşlar. Bangır bangır bağırdık. Dedik ki 7.4 büyüklüğünde Maraş'ta deprem olacak. Ben jeoloji mühendisiyim. 7.4 büyüklüğünde deprem geliyor. Bayraklı'da deprem komisyonunda aylarca bunları ifade ettik. Dedik ki fay zonu üzerindeki kentleri gelin düzeltelim, kentsel dönüşüm yapalım, fay yasasını çıkaralım, bu insanları ölüme terk etmeyelim. Ama 3. dünya ülkesi gibi arkadaşlar, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde 50 binin üzerinde deniliyor ama emin olun ki en az 150 bin insanı
üçüncü dünya ülkesi gibi maalesef enkaz altında bıraktı. Maalesef. Biz bunu hak etmiyoruz arkadaşlar. Bizim bu kaderimiz değil. Eğer doğru düzgün bir kentsel dönüşüm yapılmış olsaydı, doğru düzgün bir yapı denetimi yapılmış olsaydı, o günü söylediğimizde o 24 il, fay zonu üzerindeki 24 ilin bir kısmı taşınmış olsaydı, belki bu ölenlerin yarısı hayatta olacaktı şu anda. Dolayısıyla bunların hiçbiri bizim kaderimiz değil. Peki bununla bitti mi? Şunları hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Fönü çalıştırıp, çocuklarım ısınsın, onların karnını doyuramıyorum diyen bir kadın yan odada kendini asmıştı. Hatırlıyor musunuz böyle bir olayı? Bir başka olay, bir öğretmenimiz arkadaşlar. Cebinde 5 lirayla 23 yaşında gencecik bir kardeşimiz öğretmen. Cebinde 5 lirayla kendini astı. Hatırlıyor musunuz? Peki bu bizim kaderimiz mi? Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Her üniversite mezununa iş bulmak zorunda değilim. Kardeşim sen inanılmaz şeylerle, yetkilerle donatılmış durumdasın. İş sorumluluğa geldi mi? Maalesef hiç sorumluluk almayan bir tek adam rejimiyle yönetiliyoruz arkadaşlar. Bir tek adam gece yarısı Merkez Bankası Başkanlığı beğenmedim, yeterince çalışmıyor diye görevden azledebiliyor. Öyle değil mi? İstifa mekanizması yok. Yani bugün bakın depremde Kızılay yoktu, AFAD yoktu, ordu devreye sokulmadı. En kritik 3 gün boyunca devlet ortada yoktu. İnsanlar ölüme terk edildi. Kızılay kan sattı, çadır sattı, yemek sattı. İstifa mekanizması yok. Yok arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten bu bizim kaderimiz değil. İyi yönetilmeyi hepimiz hak ediyoruz. Bakın arkadaşlar geçen sene 2022 yılında bütçe yapıldı. Daha 6 ay geçmeden bütçeyi bitirdiler. 6 ay sonra ek bütçe yapıldı. Aralık ayında bütçe görüşmeleri mecliste devam ederken, kardeşim hatırla, daha bütçe görüşmeleri devam ediyor, oylanırken 400 milyar bir gece yarısı operasyonuyla ek bir bütçe daha. 3 kez öngörüsüzlüğe bakar mısınız? 3 kez yeterli gelmeyen bütçe uzatıldı ve 3. ilave bütçe istendi arkadaşlar. Dolayısıyla sizlerin vergileriyle doğru düzgün yönetilmeyen bu ülke bunu hak etmiyor. Liyakatlı bir yönetimi hak ediyor arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Sayın Hazine Bakanımız dedi ki uyuyacağız, uyanacağız. 6 ay sonra yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Yepyeni bir Türkiye'ye uyandınız değil mi? 200 liralık banknotla ne alabiliyorsunuz arkadaşlar? En büyük banknot. Geçen sene 100 kilogram soğan alabiliyordunuz. Ben hatırlatayım. Ocak ayında 2000 liraydı soğanın kilosu. 100 kilogram soğan alıyordunuz. Bugün sadece 6,5 kilogram Adana gibi. Yani taşı diksen adamın biteceği yerde 6,5 kilogram soğan alabiliyorsunuz. Bu bizim kaderimiz değil arkadaşlar. İyi yönetilmek, planlı yönetilmek bizim kaderimiz. Liyakatlı insanları buralara atamak bizim kaderimiz. Gerçekten eğer kaderse biz bunu sağlayacağız arkadaşlar. Bir kere mülakatı kaldıracağız. 500 bin atanmamış öğretmen var. 100 binini ilk etapta atacağız. 100 bin öğretmen. Arkadaşlar bize 300 milyarı getireceğim deyince Sayın Genel Başkanımız faiz lobilerine mi diyorlardı? Ben rakamları not aldım yanlış söylememek için. Geçen yıl ilk daha doğrusu iktidara gelindiğinde 50 milyar faiz gideri varken bu ülkenin şimdi 566 milyar lira faiz gideri var. Kur korumalı mevduat da var biliyorsunuz. Onunla beraber 800 milyara ulaştı. Kimmiş faizci? Bu hükümet değil mi faizci olan? Hiç kimse kusura bakmasın. Sayın Genel Başkanımız diyor ki Samandağ'dan başlamak üzere Mersin'e kadar burayı bir ekonomi bölgesi ilan edeceğim. Otomotiv sektörünü kuracağım. Burada maden işleme sektörlerini kuracağım. Limanları yenileştireceğim. Burayı bakın Adana için çok önemli arkadaşlar. Adana ve Mersin'i ekonomik bölge olarak ilan etti Sayın Genel Başkanımız. Buraya gelecek yatırımcılar güven varsa, rüşvet yoksa, demokrasi varsa geliriz diyorlar. Bakın bir Hollandalı firma burada yatırım yapmak için geldiğinde bir bakanın çok yüksek miktarda rüşvet talep ettiği için kardeşim biz bunu kalemlerimizde gösteremeyiz, böyle bir rüşvet veremeyiz dediği için yatırım yapılmıyor bu ülkeye.
Yabancı yatırımcının gelmemesinin en büyük nedeni bu ülkede güvenliğin olmaması, bu ülkede rüşvet çarkının dönmesi, bu ülkede yatırımların doğru yere gitmemesi. Dolayısıyla arkadaşlar bizler bu ülkeden giden 8000 doktoru yeniden getireceğiz inşallah. Ülkemizde o insanlar yeniden hizmet verecekler. Ben gezdiğim zaman gençlere özellikle soruyorum, benim de oğlum yurt dışında maalesef, soruyorum. Fırsat bulursanız gider misiniz? %95'i yurt dışına giderim diyor. Bu ülkenin yetişmiş gençlerinin bu ülkeye hizmet etmesi gerekiyor. Bizim ihtiyacımız var o gençlere. Dolayısıyla biz bu gençleri davulla, zurnayla, güle oynaya yeniden ülkemize getireceğiz. Bize hizmet edecekler, ülkemize hizmet edecekler. Biz bu ülkede kadınların her gün öldürüldüğü, maden kazalarında, iş cinayetlerinde insanların öldüğü, doğal olayların afete dönüştüğü bir ortamdan kurtaracağız. Ve en önemlisi, en büyük afet olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tahakkümünden bu ülkeyi kurtaracağız. Var mısınız? Çok teşekkür ediyoruz. Kadın arkadaşlarım da var burada. Onlara da iki cümle söyleyeyim. Sevgili kadın arkadaşlarım, her geçen gün, bakın İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Kadına yönelik şiddeti önleyen önemli uluslararası bir sözleşmeydi. Meclisten geçmişti. Ama gece yarısı bir tek adamın kararıyla bu olay kaldırıldı. Kadınların öldürülmesi durdu mu? Her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün. Her gün bir kadın öldürülüyor. Dolayısıyla bu bizim kaderimiz değil. Bir de 6284 sayılı yasa var biliyorsunuz. Şu anda beraber ittifak yaptığı hükümetin partiye şirin görünmek için sizin haklarınız, medeni kanunun bize verdiği miras hakkı, boşanma hakkı, bunun gibi birçok hakkı elimizden almaya doğru gidiyorlar. Sevgili kadın arkadaşlarım, kazanılmış haklarınızı verecek misiniz? Kaptırabilir miyiz? Hep beraber daha güzel bir Türkiye'yi kurgulayacağız. Bizler böyle bir afette milletin kafasına çay atılan, çocuklara para verilen, ulüfe dağıtılan, böyle sağ elin verdiği, sol elin görmediği bir sistemi kuracağız. Hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanım, insanların yoksulluğunu deşifre ettiği gibi etmeyeceğiz. Kadınların bankamatik hesabı açacağız. Hiç geliri olmayan kadınlara ve oraya 8506 lira şu anda asgari ücret. Onun tutarı olan bir tüm altını hiç geliri olmayan aileye aile destekleri sigortası olarak yatıracağız. Kadının ne ihtiyacı varsa evin ihtiyacını kadın bilir, erkek arkadaşlarım alınmasın. Yanlış mıyım? Kadınlar bilir evin ihtiyacını. Onun için kadının hesabına yatıracağız. O da gidecek. Evinin ihtiyacı neyse onu bankamatikten tıpkı devlet memuru gibi alacak ve çocuğuna bunu ödeyecek. Aramızda emekli var mı? Oo, harikasınız. Erkekleri de unutmadık tabii. Erkeklere de 15 bin TL emekli. Emekli ikramiyesi. Gelir gelmez. Gelir gelmez. Olsun ama erkekler de daha çok o açıdan. Efendim, inşallah 14 Mayıs'ta hep beraber 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında parlamenter demokratik sistemde, demokratik bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle hepinize söz veriyoruz. Siz de söz veriyor musunuz? Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Vekilimiz, hepimizin ablası Müzeyyen Şevçin milletvekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok iyiydi, teşekkür ederim. Saygılar Tuzla hemşehrilerimiz. Tuzla'da düzenlediğimiz millet buluşması etkinliğine katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımıza sözü veriyoruz. Çok kıymetli Tuzla hemşehrilerim, bir konuya değinmek istiyorum. Yarın saat 11.45'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalat Tuzla'yı ziyaret edecek. Bizler beraber olacağız sayın vekillerimle, Zeydan Başkanla. Burada sizlerin sorunlarını ve taleplerinizi yerinde dinleyip değerlendirecek, sizlerle sohbet edecek. 11.45'te yarın görüşmek üzere, hepinize teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs'ta